Şefin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün iki renkli olarak yapılan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 3 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 19 ilmekte örgüme başlıyorum. Önce ön hazırlık olarak ilmeklerimi bir sıra ön yüzde düz olarak örüyorum. Önce lastiğimizi ana rengimiz ile hazırlıyoruz. Devamında aynı renk ile ilmeklerimizi ön yüzde bir sıra düz örüyoruz. Ön yüzden örgümü tamamlıyorum bu şekilde. Hemen arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bir sıra ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Ve ön yüzde modelime başlıyorum. Ön yüze geçince hemen rengimi değiştiriyorum. Önce ilk olarak kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu sırada bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Bir ilmek örmeden bir ilmek düz şeklinde ön yüzden örgümü tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman örmeden atladığım ilmekleri tekrar örmeden atlıyorum. Sonraki ilmekleri ters örüyorum. Arka yüzden ikinci sıramı tamamladım. Beyaz ipimli olan ikinci sıramı. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada örmeden atladığım ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu sırada bir önceki sırada örmeden atlattığımız ilmeklerin bir tanesini düz örüyoruz. İkincisini örmeden atlatıyoruz. Bir tanesini düz örüyoruz. İkinciyi örmeden atlatıyoruz. Şekilde göstereyim ben size. Bir tanesini örüyoruz. Bir sonrakini örmeden atlatıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tanesini örmeden atlatarak sıra boyunca devam ediyoruz. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde örmeden atlattığım ilmekleri arka yüzde tekrar örmeden atlatıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Hiçbirini atlamıyorum. Bu sırada daha önceki örmeden atlattığım ilmeklerimi de örerek hepsini sıra boyunca örmüş oluyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters örerek beyaz ipimle olan bölümümü tamamlamış oluyorum. Ön tarafa geçtiğimiz zaman hemen renk değiştiriyoruz. Aynı şekilde kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek örmeden.
Bir önceki sırada atlattığımız, burada bir ilmek ördük, bir tane atlatmıştık. Aynı şekilde aynı ilmeklerin üzerine denk gelen ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Bunlar da bir önceki modelde örmeden atlattığımız ilmeklerdi. Aynı ilmeğin üzerine gelen ilmeği örmeden atlatıyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Aynı ilk başlangıçtaki işlemleri yaptığımız gibi bir ilmek örmeden bir ilmek düz örerek sıramızı tamamladık. Örgünün arka yüzündeyim. Ön yüzde örmeden atladığım ilmekleri arka yüzde tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmekleri ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa modelimizi kaydırıyoruz. Burada önce kapattığımız ilmekleri bu defa örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeği düz örerek kapatıyoruz. Burada kısa olan ilmeğin üzerindeki ilmeği örmeden atlatıyoruz. Uzun olan ilmeğimizin üzerindeki ilmeği örerek kapatıyoruz. Böylece modelimizi kaydırmış oluyoruz. Tam tersi işlem yapıyoruz. Kısa ilmeklerin üzerine uzun ilmek geliyor. Uzun ilmeğin üzerine önce kapattığımız ilmekler gelmesi lazım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde örmeden atladığım ilmekleri arka yüzde tekrar örmeden atlatıyorum. Şimdi tekrar ön yüze geçtiğim zaman ilmeklerimin hepsini örerek kapatıyorum. Sıra boyunca atlamadan hepsini düz örüyorum. İlmeklerimin hepsini örerek kapatmış oldum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman beyaz ipimize geçiyoruz ve burada kiremit rengi iplerimizi yaparken atlattığımız ilmekleri aynı şekilde atlatarak örgümüze devam ediyoruz. Şöyle küçük bir parçada nasıl durduğunu görmenizi istediğim için çalıştım. İsterseniz iki renk yerine daha fazla renk kullanabilirsiniz. Oldukça kolay yapılan bir örnek. Özellikle bebek örgülerinde çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.